Son konuşmamızın ardından neler yaşandı? Sayın Bursalı nasıl bakıyor? Merhabalar Orhan Bey. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. İyi pazarlar. Pazar gününde de, dinleneceğiniz günde de sizi rahat bırakmadık gördüğünüz gibi. Çünkü önemli görüşleriniz, değerli sizin görüşleriniz. Şimdi haberi izledik. Teşekkürler. Haberi izledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NAS'la açıklaması olmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir desteği oldu. Sahip çıktı bu açıklamaya. Şimdi burada yapılmak istenen nedir? Ekonomi politikaları NAS'la kutsallaştırılıp sorgulanmasının önüne mi geçilmek isteniyor? Neden sürekli vurgu yapılıyor? Burada en önemli nokta yani Soylu'nun bunu yeniden günler sonra gündeme getirmesi ve destek belirtmesi NAS meselesine aslında AKP içinde Soylu'nun Cumhurbaşkanı'ndan başka dayanağı olmadığı gerçeğidir. Sık sık dikkat edin en çok önemli şeylerde Recep Tayyip Erdoğan'ın olay yaratan sözlerini geç de olsa erken de olsa Soylu her zaman için sahip çıkar. Bu onunla birlikteliğini gösteren mesajlar öncelikle. İçinde bulunduğumuz dönemde Soylu'nun Cumhurbaşkanı için de kaçınılmaz bir olduğunu ben görüyorum. Yani bu ikisinin kaderi önümüzdeki bir buçuk yıl içinde kenetlenmiş durumda. Soylu'nun siz de biliyorsunuz bunu birkaç kez de burada dile getirdik. AKP içinde desteği hemen hemen yok gibi. Sadece Cumhurbaşkanı ve tabii ki MHP, Cumhurbaşkanı ile MHP'nin ortak bir adayı veya insanı olduğu için o koltukta oturuyor. Önümüzdeki dönem biraz daha siyasi yaşam, siyaset oldukça şiddetli geçecek. Bunu da varsayarsak Soylu'nun kaçınılmazlığı bunu da vurgulamış oluruz, anlamış oluruz burada. Soylu şiddetle hep konuşan bir insan. Yani bu bir bakana yakışır mı? Bunu bir tarafa bırakıyorum ama Soylu böyle bir insan ve Cumhurbaşkanı'nda daha önce Kılıçdaroğlu'na muhalefete şiddetle karşı çıkın şeklindeki birkaç kez dile getirdiği söylemine çok uygun bir insan olduğunu da görmek lazım Soylu'nun. Bu bakımdan nasıl vurgulayacak mı? Vurgulamasının geri planda yani bir takım dini doğmaların yalan yanlış, ben onun yanlış olduğunu düşünenlerdenim, gündeme getirilmesi ve sanki faiz indiriminin dini kurallara uygun bir uygulama olduğunu vurgulaması hem dini bakımından da doğru değil hem de aslında buna inanacak da pek kimse olmadığını düşünüyorum. Yani biraz abartmış olabilirim. İnanacak kimse yok derken şüphesiz ki AKP içinde bir dinsel bakımından kökten dinci bir sürü insan var, seçmeli de var. Onlar inanabilir buna. Fakat o inananların da büyük çoğunluğunun aslında bankada faizle parası olduğunu ve faizden gelir elde ettiklerini burada belirtmek lazım. Yani ortada büyük bir yalan var. Bu ya katılım bankacılığı aracılığıyla olsun bu faiz elde edilme veyahut da doğrudan doğruya faiz adı altında olsun. İkisi de aslında sermayeden yani kendi paranızdan gelir elde etmeye dayandığı sürece ikisi de aynı şeydir. Faizdir bunun adı. Bu sürekli yapılan vurgu laiklik ilkesine bir aykırılık teşkil etmiyor mu? Yani şüphesiz ki artık bunu hiç tartışmıyoruz bile. Yani laik diye aykırı mı değil mi falan sistem bunun üzerine kurulu. Aslında Cumhurbaşkanı'nın bütçesine baktığınız zaman orada milyarlarca liralık faiz ödemesi de var orada. Yani faiz Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 yıl içinde tam rakamı şimdi söylersem yanlış olabilir. Yani mesela 200 milyar lira ve daha fazlası belki de 100 milyar dolar
faiz ödemesine gitmiştir. Yani faizle yaşayan bir ülke durumundayız. Durumunda bu iktidar. Bu faizi nereye ödüyor? Dışarıdan krediler alıyor. Bankalar krediler alıyor. Devlet bankaları krediler alıyor. Sendikasyon kredileri adı altında. Ve hükümet tahvil çıkartıyor. Senet, hazine senedi çıkartıyor. Bir sürü, bütün bunlara faiz ödüyor. Yani şimdi bütün bunlara hayatı boyunca, 20 yıl boyunca her şeyi faiz ödemiş bir insanın, bir iktidarın bugün kalkıp da faiz haramdır anlamına gelebilecek. İşte hangi süreydi o? Bakara süresi miydi? Ne kadar da aslında kullanışlı bir süreymiş bu da. Ona gönderme yapması ve faizi haramlığına dayanan bu faiz açıklamalarını, faiz indirim açıklamalarını dayatması hiç gerçekliğine ilgisi olmayan bir şey. Orada kimse de buna inanmıyor aslında. Ama kendi seçmeninin bir kısmına bunu söyleyerek makul göstermeye çalışıyor. Hı hı. Yani mesele bundan ibaret. Peki şimdi Soylu da buna destek veriyor. Yani yapacak bir şey yok. Tabii ki destek verecek. Peki. Şimdi Sayın Bursalı, aslında tabii Soylu'nun haberini verdikten sonra hemen bu soruyla başladım ama şunu merak ediyorum. Birkaç gündür sosyal medyada, daha doğrusu birkaç gündür değil hafta sonu şöyle tweetler atılıyor işte. Pazartesi gelmesin, pazartesi inşallah gelmez, korkuyoruz diye. Piyasaların açılmasıyla tabii nasıl bir tabloyla karşılaşacaklarını merak ediyor vatandaşlar. Hepimiz merak ediyoruz. Vatandaş da geleceğe dair bir tedirginlik, bir korku, bir güvensizlik mi var? Temel sebepleri nedir? Nasıl aşılır bu? Şimdi şüphesiz ki sadece vatandaşta değil, yani ekonominin hemen hemen bütün kesimlerinde aynı rahatsızlık var. Çalışan kesimde aynı rahatsızlık var. Şimdi oradaki zam yaptılar, alayı vala ile %50 artırdık vesaire falan diye ve ayrıca da bu zammın bugüne kadar en yüksek artış olduğu şeklinde lanse ettiler ve inandırmaya çalıştılar. Ama zam yaptıktan hemen ertesi gün akaryakıtı ve diğer her türlü maddeye gelen zamlarla birdenbire zammın aldıkları, alınacak zammın, bakın alınmış bir zam yok ortada henüz. Çünkü Şubat'ın başında alacaklar. Şubat'ın başına kadar da 2 ay bir sürede iyice eritildiğini görecekler. 4.250 belki de yani 3.800'lere düşecek. Ve yıl boyunca düşecek. Yani bugün zaten aldıkları zammın asgari ücrete biçilen değer biliyorsunuz dolar bazında geçen yılki asgari ücretin dolara karşı değeriyle kıyasladığımız zaman çok daha düşük. Hatta bugün yani sadece dolara değil, ekmek, kaç tane ekmek alıyorsunuz, peynire ne kadar veriyorsunuz, bugün ne kadar bu zamla asgari ücrete ne kadar vereceksiniz, bütün bunları kıyasladığınız zaman da yine geçen yılki asgari ücretin piyasadaki değerine ulaşamayan bir asgari ücret orada söz konusu. Bunu hızlı bir şekilde erecek bu asgari ücret bu şekilde giderse. Buradaki genel tedirginlik aslında hükümetin ne yapmaya çalıştığı, doları ne kadar yükselteceği veyahut da Türk parasını ne kadar değersizleştireceği konusunda topluma hiçbir açıklama yapmamasından kaynaklanıyor. Gerçekten de yok. Yani belirsizlik piyasaların, milletin, halkın, çalışanların en büyük dertlerinden bir tanesi. Yani şöyle dese mesela piyasalar ve belki de ülke çok daha rahatlayacak. Ya ben doları 20 liraya kadar yükselteceğim. Ondan sonra orada durduracağım. Nasıl durduracaksın sorusunu da gayet somut bir takım önermelerle açıklamaları. Demeli ki ya ondan itibaren faiz artık veyahut da bize 100 milyar dolarlık bir yerden para geldi. Değil mi? Somut bir şey söylemesi lazım. Şimdi bunların hepsini ben uyduruyorum tabii. Böyle bir şey yok. Gerçekten de Türkiye'ye gelebilecek para yok. Tek geri verecek para bu ihracatı ucuz emek gücüne dayanarak ihracatı
arttırmak, oradan gelecek 20-30 yahut da 10-15 milyar dolar daha fazla parayla neyi idare edeceksiniz? 800 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Yani şunu hatırlayın, doların ateşini düşürmek için son bir hafta içinde ne kadar para dolar harcadılar? 4,5-6 milyar dolara yakın para sattılar. 6 milyar dolar sattılar ve buna rağmen durduramadılar. Çünkü bir güven eksikliği var ve bu ekonominin nereye gideceği konusunda hiçbir ipucu yok. Bugüne kadar da bunun sonucu, dünyada sonucu görülmemiş, olumlu sonucu alınmamış bir ekonomi politika uyguluyorlar. Evet. Dolayısıyla yani bunu durdurmaları mümkün şu aşamada mümkün görmüyor. Bir yerde dengelenecek ama evet dengelenecek de kaç TL'de dengelenecek doların yükselişi ve bunun arkasından gelecek zamların miktarı ne olacak? Ne kadar daha artacak? Enflasyonist tamamen bir hiper enflasyona mı gidiyoruz? Bir çanta dolusu Türk lirasıyla gidip bir tane veyahut da beş tane ekmek alabilecek duruma mı gidiyoruz? Bu konuda hükümetin hiçbir güven verici açıklaması olmadığı için de sizin sorunuzla bahsettiğiniz tedirginlik hemen hemen her kesimde var. Vatandaşta var, çalışanda var, işverende var. Peki şimdi ihracata dayalı bir büyüme modelinden bahsedildi. Siz de ona vurgu yaptınız ama ekonomistler bu duruma itiraz ediyor. Sonuç itibariyle ihracat yapılıyor tamam ama malın yerine konması gerekiyor. Ama ara mallar girdiler hep yurt dışından geliyor, dolar üzerinden geliyor. Yükselen dolar karşısında sattığının yerine koymakta zorlanıyor. İhracatta bir noktada kilitleniyor gibi duruyor. Zaten iş insanları da buna tepki gösterdi. Şu ana kadar sonuç alınamadı, alınamayacak gibi gözüküyor dedi. TÜSİAD derhal iktisat biliminin kurallarına dönülmesini istedi. Kılıçdaroğlu bir çağrı yapmıştı TÜSİAD'la konuşarak. Susmayın artık, her kesime seslendi, konuşun dedi. TÜSİAD bu önemli açıklamayı yaptı. TÜSİAD'ın açıklamasını nasıl gördünüz? Ben yani olumlu görüyorum aslında. Fakat TÜSİAD baştan epey bir zamandır tabii çok yumuşak açıklamalar yapıyordu. Bunu biliyoruz. Demokrasiye, hukuka, yargıya ve bağımsızlığına hep vurgu yapıyordu. Bunları talep ediyordu. Ve ekonomi politikalarını ilk kez bu kadar şiddetli bir şekilde dile getirmeye başladı. Bunu görmek lazım. Çünkü bunun nedeni de aslında gerçekten de patronların önünde büyük bir belirsizlik uçurumunun açılmış olması. Yani oraya bakıyorlar, biz buradan karşı tarafı nasıl sıçacağız diye anlamaya çalışıyorlar. Bu belirsizlikten kaynaklanan bir durum var TÜSİAD'ın bu büyük açıklamasında. Yani onlar da önlerini göremiyorlar. Ayrıca da yeni yatırım diyorlar. Şimdi burada ihracat meselesine dönersek orada tabii ki sizin vurguladığınız çok doğru. Yani ihracatın yapılabilmesi ve artabilmesi için dışarıdan elektronik cihazlar olsun, ara mallar olsun, ham madde olsun bunların ithali gerekiyor. Ve ithalat da pahalanıyor. Yani burada Türk parası kazanıyorsa ihracatçı bunu dolar olarak ödemeye kalktığı zaman birdenbire kendi gelirlerini de erediğini görecek. Ayrıca başka bir noktası daha var burada. Yani şöyle bir iddia ile ortaya çıktılar. Diyorlar ki faizi düşürüyoruz ve yatırım ortamını geliştirmeye, iyileştirmeye çalışıyoruz. Hatta Cumhurbaşkanı şöyle bir şey söyledi geçen hafta. Faizi düşürdük, gidin bankalardan para alın ve yatırım yapın. Ne duruyorsunuz şeklinde. Şimdi buradaki bir fabrika yatırımı veyahut da herhangi bir yatırımın maliyeti konusunda bir fikri olmadığını ben düşünüyorum. Yani öyle bir yatırımın, ciddi bir yatırım için dışarıdan makine, teçhizat veya bir sürü şeyin de gelmesi lazım. Ve bütün onların aslında bankalardan Türk parası alacağınız için, bütün onları da dolar ödeyeceğiniz için yani imkansız bunu karşılamak. Yani dolarla
mal alacak. Burada Türkiye'den aldığı daha düşük. Hiç de ucuz değil aslında. Yani hiç de düşük faiz değil. %14 çok muazzam bir faiz ve hiçbir uygar ülkede, Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun olmayan bir yükseklikte faiz. Yani bunu düşürmenin yolu, tabii ki herkes bunu söylüyor. Kılıçdaroğlu çok doğru söylüyor. Güvensiz bir ortam söz konusu. Böyle bir güvensiz ortamda güven verici bir takım politikaların gündeme gelmesi gerçekten de doları frenleyebilecek ve enflasyonu da frenleyebilecek bir durumdur. Sandığın konması, evet, sandık konduğu zaman gerçekten de ben de buna inanıyorum. Gerçekten de bir rahatlama olacak Türkiye'de. Hı hı, herkes evet. Farklı bakacak. Çünkü peki. Sandık sonuçları bugün az çok belli olacak. Yani sandık sonuçları bir sürü sorunu çözebilecek bir nitelik kazandı. Bundan sonra tartışacağımız temel mesele, acaba sandık nasıl konacak? Konacak mı? Zamanında konacak mı? Erken seçim mümkün mü? Ben hala bunun mümkün olmadığını şu aşamada görüyorum. Acaba bu politika Türkiye'yi, yani izledikleri ekonomi politika Türkiye'yi nereye götürecek? Daha büyük bir enflasyon ve hiper enflasyonla ekonomik kaos ve çöküş mü yaşayacağız? Ve bu çöküşün sonucunda acaba bir olağanüstü hal çok tartışılan ve geçen hafta bunun üzerinde çok duruldu biliyorsunuz. Anayasada Cumhurbaşkanı'na verilen olağan yani ekonomik kriz ve çöküş durumunda olağanüstü hal yetkisi söz konusu olacak mı? Cumhurbaşkanı böyle bir yetkiyi kullanabilir mi? Ya daha doğrusu kullanacak mı? Ve kullanmak mı istiyor? Ve acaba bu ekonomik kriz bu amaçla mı derinleştiriliyor? Bütün bunlar aslında bundan sonraki sorunlar. Hükümet şimdi o zaman önemli bir yerin altını çizdiniz Sayın Bursalı. OHAL tartışması zaten gündeme gelmişti biliyorsunuz. Gerçi hani AKP'nin içinden de böyle bir şey söz konusu değil yönünde açıklamalar yapıldı ama şimdi genelde ekonomik krizin nedeni olarak önce dış güçler gösteriliyordu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bunu dile getirdi. Fakat sonra Sayın Nebati dış güçler yok dedi. Gazeteci Sevilay Yükselir'e vermiş olduğu demeçte aslında içeriden kaynaklanıyor dedi. Yani bir düşmanın saldırısı olarak özetle yansıtılıyor şu anda ekonominin durumu da. Sayın Devlet Bahçeli de MHP lideri, Cumhur İttifakı'nın ortağı her açıklamasında yapılan her eleştiride hangi kesimden gelirse gelsin bir eleştiri yapılırsa bunu devlete, vatana ihanet, saldırı, hıyanet, zillet olarak adlandırılıyor. Buradan biraz Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını sormak istiyorum. TÜSİAD'ın açıklaması üzerine de benzer bir açıklama yaptı Sayın Bahçeli. Neden hep bu tonda açıklama yapıyor Sayın Bahçeli? Yani sokakta bu sorunlarla, yani sorunları dile getirilen vatandaşlar gözünde bu açıklamaların yeri ne oluyor? Neden böyle Sayın Bahçeli'nin tonu? Çöküş, böyle büyük çöküşlerde, böyle büyük krizlerde iktidar ve ortakları, Mars'taki şimdiki var, hep bu şekilde çok doğru olmayan otoriter bir dille ve doğru olmayan söylemlerle ortalığı bastırmaya çalışıyorlar. Yani ben Bahçeli'nin de bu söylemini tamamen tipik, bu da uygun olarak uygun görüyorum. Burada Bahçeli bize kulak vermesin, eleştirileri kulak vermesin, kime kulak versin? Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamasına kulak versin. Orada çok net bir şekilde gayet safça aslında bulunduğu iktidarın, oturduğu koltuğun yapması gereken, söylemesi gereken şeyleri söylemeyip bir herhalde bir boşluk anında mı desem, yoksa gerçeği saf bir şekilde dile getirmek zorunda kaldı mı desem bilemiyorum. Çok net bir şekilde dile getirdi. Dedi ki yani bu dış düşmanla ilgili değil, bu Türkiye'nin sorunu, bizim sorunumuz ve bunu yapmalıyız. Ben ya bunu çözeceğiz veyahut da çözmeyeceğiz anlamında
şeyler söyledi. Çözemezsek biz de gideriz dedi. Türkiye de kaybeder ama bunu başaracağız dedi. Ve bütün bunları bu yeni ekonomik model, yani ihracata dayalı bir yöntemle çözeceklerini inandığımı söyledi. Şimdi Bahçeli Nebati ile konuşsun bu konuyu. Ona kulak versin. Orada daha gerçekçi bir durum saptaması söz konusu. Gerçekten de bir baktığımız zaman Nebati'nin sözlerinden şu anlaşılıyor ki hükümet ya batacağız ya çıkacağız söylemi ile gidiyor. Bu Türkiye'ye pek yakışan bir şey değil. Bir denge meselesidir. Türkiye'nin bir denge içinde yönetilmesi gerekir. Fakat bir bugünkü yazımda ben ona işaret ettim. Bir ip cambazı sanki var karşımızda. Ya düşecek veyahut da o ipi sonuna kadar yürüyecek şeklinde. Veyahut da buna benzer bir sürü başka örnekle gösterebiliriz. Yani bu çok mu akıl dışı bir durum aslında? Bu akıl dışı hiçbir iktidar durup dururken de böyle bir herkesin eleştirdiği, karşı çıktığı ve Türkiye'nin bu politika sonucu, ekonomi sonucu daha büyük çıkmazlara saptanacağı konusunda yaptığı uyarılara rağmen bu yolda ısrar edilmesinin akla getirdiği tek bir şey var. Bu acaba bilinçli olarak mı körükleniyor? Yani peki, bir kriz bilinçli olarak körükleniyor diye bir soruyu akla soru getiriyor. Akla geliyor. O da sizin az önce söylediğiniz önemliydi. Altını çizmek gerek. Acaba daha da derinleştirilip başka adımlar mı atılmak isteniyor dediniz. Bu soruların cevaplarını da önümüzdeki günlerde daha derinlemesine konuşmayı umut ediyorum. Süremiz bitti çünkü Sayın Bursalı. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için yayınımıza. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi pazarlar herkese. Sağ olun, sizlere de hoşça kalın. Bu saat dilimini kapatalım. Saat başında